Sektör raporu ile karşınızdayız efendim. 4-5 Ekim'de Wyndham'da Dünya Otomotiv Konferansı gerçekleşecek. Worldwide Partnerships London Proje Direktörü Ersin Kara bugün bizimle. Hoş geldin Ersin. Merhaba. Ve Hakan Bey bizimle. Hakan Köstepen, Panasonic Amerika Silikon Vadisi Strateji Direktörü. Siz de hoş geldiniz. Ben bu program için aslında oldukça heyecanlıyım. Yani bir süredir Ersin'le zaten konuşuyorduk. Tabii ki Dünya Otomotiv Konferansı'nı konuşacağız ama o bir yana dünyada genel olarak az önce konuşurken aslında Hakan Bey'le o da söyledi. Otomobil değil, mobilite ve otomotiv apayrı şeyler dedi. Society 5.0 dedi. Bizi çok heyecanlandıracak şeylerden bahsetti. O yüzden artık yeni dönemde dünyada gerçekten otomotiv sektörü nereye gidiyor? Teknolojiye ne kadar Türkiye ayak uydurabiliyor? Dünyada gelişmeler ne? Bunları da masaya yatıracağız. Bu arada az önce ODD'nin rakamları da geldi. Eylül üzerinde Türkiye'de 167.7'lik düşüş var. İşte bir de böyle bir durum var. Yani Türkiye'nin gerçeğine baktığınızda ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bu dönem içerisinde de tabii en ağır hasar gören sektörlerden bir tanesi de otomotiv sektörü oldu. İşte kur etkisi vesaire konuşuyoruz. Satışlar anlamında bir miktar talep daralması var ama nasıl iyileşebilir, trendler nasıl konuşacağız? Şimdi önce Ersin'e ben sözü vereyim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Biraz bahseder misin bize? Neler olacak bu yıl konferansta? Nasıl bir bakış açısı, nasıl bir vizyonla bu konferansı yapmaya karar verdiniz? Yani şöyle, aslında bu yıl 5.sini gerçekleştiriyoruz. Hı-hı. Ve aslında yoğunlaştığımız konular sektörün gelecek trendleri. Daha Hı-hı. çok otomotiv sektörünün yarınına bize odaklanıyoruz. Şimdi 2 sene önce örnek veriyorum, dijitalleşme, Endüstri 4.0 gibi şu an yine çok yoğun duyduğumuz konuları tartışırken bunların ne olduğunu tartışıyorduk. Şu an bunlara nasıl adapte olmalıyız? Adapte olurken nelere dikkat etmeliyiz? Her tür küçük büyük firmalar, hatta birey olarak neler yapmalıyız? Bunları biraz daha konuşuyoruz. Odaklandığımız konular arasında bunlar geçiyor aslında biraz. Peki neler olacak 4-5 Ekim tarihinde? Yani neler konuşulacak ve konuklar kim? Biraz detay verir misin? Tabii ki şöyle. Biraz önce bahsettiğim gibi otomotivin üretiminin değişimi, dönüşümü, Hı-hı. yıkıcı dönüşüm diye Hı-hı. geçiyor globalde bu. Ben o terimi çok seviyorum, yıkıcı dönüşüm. Çünkü artık bildiğimiz otomotiv sektörüsünde biraz önce bahsettiğiniz gibi değişiyor, dönüşüyor. Şimdi bununla birlikte yeni oyuncular devreye giriyor. Bizim yaptığımız bu platformda sadece otomotiv ana üreticilerini ya da onlara bağlı standart tedarikçileri değil de gelecekte dahil olması muhtemel yeni oyuncuları, teknoloji oyuncularını, işte 3 boyutlu yazıcıdır, işte akıllı fabrikalar vesaire gibi terimleri duyuyoruz. Bunları yapacak, uygulayacak yeni girişimcileri de bir araya getiriyoruz. Bunlar sektörle buluşarak aslında gelecekte nelerle karşılaşacağımızı bize göstermiş olacaklar 2 gün boyunca diyebiliriz. Aslında benim terimim olacak. Önümüzdeki dönemde konferanslarda Elon Musk'ı da tekrarlayabilirsek çok seviniriz. Çünkü dünyada gerçekten yani hani otomotiv sektörü teknolojiyi birleştirme deyince evet. akla gelen herhalde kişilerden bir tanesi. Biraz katılımcılardan da bahseder misin? Kimler olacak? Katılımcılar, konuşmacılar kim? Yani şöyle zaten belli Hakan olanlar. Bey evet, konuşmayacağımızdan Hakan Bey zaten bir tanesi. Konuşmacı. Ondan bahsetmiş olayım. Onun dışında bu yıl ilk kez Japonya'dan konuşmacılarımız gelecek Türkiye'ye. En büyük network operatörlerinden. Bu da aslında sürücüsüz araç tarafına yoğunlaştığımızı gösteriyor. Network tarafında Japonya'dan Türkiye'ye bu konuda yoğunlaşmış bir konuşmacı gelecek. Onun dışında tabii ki konuşmacılarımız Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan katılımlar oluyor. Şey anlamında hani firma Panasonic anlamında dışında Panasonic dışında bilirsin tabii ki. Bahsedebilirsek Hı-hı. Mercedes, Garanti Bankası, Hı-hı. Turkcell, Hı-hı. Borusan Lojistik gibi bu hani farklı kriterlerde firmalar yine konferansı konuşmacılar arasında olacak. Ayrıca kadınlara özel bir aktivitemiz var. Ondan size bahsettiğimi daha önce bilmiyorum evet. ama bir kadınları otomotiv sektöründe kadın liderleri bir araya getirdiğimiz kadınlar kahvaltımız ve ardından da onların bir araya geleceği bir açık oturum olacak. Bu açık oturumda Amerika'daki kadınlar otomotiv kadınları derneğinin başkanı tarafından yönetiliyor olacak. O da yine değerli konuşmacılarımızın arasında aslında. Peki ben hemen Hakan Bey'e dönüp sözü vereyim. Özellikle bu konferansla başlayalım. Neden bu konferansta yer almaya karar verdiniz? Türkiye ile ilgili planlarınız ne? Onunla başlayalım. Sonrasında zaten Sony'nin genel ideolojisi ve diğer planları da konuşuruz. Çok güzel. Aslında şuradan başlayayım. Siz en başında dediniz ki zor bir dönemden geçiyoruz. Evet. Aslında Japonya'da tabii Panasonic bir Japon şirketi olduğu için zor dönem demek fırsat dönemi demek. Krizi fırsata dönüştürün kesinlikle diyorsunuz. Bu yani Japoncanın içinde olan bir kavram. Dolayısıyla Türkiye bence çok enteresan bir dönüm noktasında. Hem jeopolitik olarak hem de zamanlama ve de teknoloji açısından. Silikon Vadisi'nde Panasonic'in genel bakışı 2025, 2030, 2040'ta dünya nereye gidiyor? Ve otomobil dediğimiz kavram değişiyor.
Bu kavramın değişmesi içinde de İstanbul bizim için çok çok güzel bir laboratuvar. Bu konferansın 5. defa İstanbul'da olması da bize bir süreklilik veriyor. Dolayısıyla bu 5 sene içinde Silikon Vadisi'ndeki pek çok olan olaylar, ki bu bahsettiğiniz kişiyle de bizim çok ortak bir projemiz var bu pil konusunda. Onların Türkiye'deki etkisi veyahut da İstanbul bu laboratuvardaki mesela İstanbul taksi nasıl olabilir, olur diye, bu tür projeler bizim için çok çok enteresan. O zaman aslında şunu, yani yanlış anlıyorsam lütfen düzeltin Hakan Bey. Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un gidecek daha çok yeri var. Yani dünyada bu anlamda otomotiv teknolojileri dediğimizde var olan trendin biz daha çok başındayız. Dolayısıyla yapılacak çok şey var değil mi? Kesinlikle. Şimdi Ersin Bey biraz bahsetti, mesela Garanti Bankası'ndan bahsetti veyahut da Turkcell. Bunları isim olarak veriyorum. Bunların otomobille bir alakası yok. Fakat biz otomobil ulaşım dediğimiz zaman aslında sanal ulaşımdan da bahsetmek lazım. Yani altyapıyı İstanbul'da nasıl yapabiliriz ki diyelim %10 nüfus İstanbul'da evinden işine bağlanabiliyor. Dolayısıyla bu çok komplike bir olay. Biz buna Japonya'da sosyete veyahut da toplum 5.0 diyoruz. Ve son zamanlarda da tabii Japonya toplum ile Türkiye... Toplum 5.0 diyorsunuz. Toplum 5.0, evet. Biz sanayi 4.0'a bir adapte olabilirsek umut ediyorum ki toplum 5.0'a da adapte oluruz. Evet. Tabii çok güzel söylediniz. Aslında Endüstri 4.0 bir yerde endüstriye odaklandığı için toplum 5.0 teknoloji ve toplumun yapısının nasıl entegre olacağını bir araya getiriyor. Dolayısıyla bence bu konuda Japonya ile Türkiye arasında da çok güzel projeler olabilir. Peki şunu da sorayım. Mesela Türkiye'ye tekrar gelelim ama Panasonic'in şu an gerçekten dünyadaki en büyük projeleri, en anlam yüklediği projeleri neler? Ve baktığınızda hani bu teknoloji üstünün dağılımına baktığınızda bölgesi olarak hangi ülkelerde neler üretiliyor, hangi ülkelerde neler yapılıyor? Ona da değinirseniz sevinirim. Tabii memnuniyetle. Şimdi otomobil konusunda bir kere Tesla ile büyük bir projemiz var. Biz buna Giga fabrika diyoruz. Bu Giga. Giga yani çok büyük bir fabrika ve bütün bu Tesla otomobillerinin pil olayı Nevada'da çok büyük bir fabrika ve dolayısıyla bu Elon Musk'la beraber güzel bir çalışmamız var. Bu devam ediyor. Bunun yani dışında o zaman elektrikli araçlarda değil mi? Yani tabii pil konusunda çalışmalarınız var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada tabii hidrojen fuel cell konusunda enteresan çalışmalar var Japonya'da, hidrojenli arabalar, ki bunlar şimdi Kaliforniya'da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Toyota ve Honda birkaç isim olarak söylüyorum. Ve bunun dışında Panasonic'in esas odaklandığı nokta, otomobilin dışında mesela Panasonic'in havacılık bölümü var. Türk Hava Yolları'yla çalışıyoruz. Bu bütün uçak Türk Hava Yolları'nın arkasındaki sistemler aslında Panasonic'ten. Dolayısıyla bizim amacımız bilginin ve içeriğin insanların hareket ettiği zamanda nasıl insanlara ulaşabileceği. Hareketin olduğu yerde siz varsınız. Kesinlikle, aslında. Yani kesinlikle. Otomobille, otomotiv sektörüyle sınırlandırmıyoruz bunu. Kesinlikle. O mesajı çok iyi anladık. Peki mesela Ar-Ge önemli mi? Tabii ki önemli ama ne kadar önemli? Bilmiyorum, oranları biliyorsanız 3 aşağı 5 yukarı paylaşırsanız sevinirim. Mesela toplam şirket büyüklüğünün ne kadar ya da karın ne kadar Ar-Ge'ye gidiyor? Ar-Ge harcamalarına gidiyor. Şimdi, ve dünyada genel trend nasıl? Çok güzel sorular soruyorsunuz. Şimdi Ar-Ge o rakamları pek açıklamıyoruz. Aslında Panasonic'in senelik raporu var 2017'ye göre. Oradan bakıp seyircilerimiz bakabilirler. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Ar-Ge derken bir uzun vade Ar-Ge var. Bunlar dünyayı değiştirecek Ar-Ge'ler. Bir de uygulamalı Ar-Ge var. Esas bizim sorunumuz dünyada hızlı bir şekilde uygulamalı Ar-Ge'ye geçebilmek. Ve bence Türkiye'de bu konuda harika bir laboratuvar. Mesela biz ulaşım otomobil Ar-Ge derken bugün mikro yer olarak İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da diyelim belli bir bölgeye giriyoruz. Aslında Türkiye için İpek Yolu projesi çok enteresan bir proje. Yani İpek Yolu projesi de oradan, Çin'den, Japonya'dan buraya bir akış olması aslında otomobil konusu içinde, ulaşım konusu içinde kendi başına uygulamalı Ar-Ge'nin odağı olabilir. Bizim Türkiye'de istediğimiz, ki bizim Panasonic olarak Türkiye'de büyük yatırımlarımız var, bu tür uygulamalı Ar-Ge'yi Türkiye'de nasıl yapabiliriz ve de Türkiye'den dünyaya nasıl açılabiliriz? Bence bu konuda Türkiye'nin bir laboratuvar olarak kullanılması, İstanbul'un ulaşım konusunda bir laboratuvar, ki bugün trafik İstanbul'da dünya içinde izlenmesi gereken bir nokta. Bizim amacımız uygulamalı Ar-Ge'yi Türkiye'de yapmak. Peki biraz bu İpek Yolu projesini açabilir miyiz? Yani tabii, tabii. Türkiye'nin burada muhakkak yani haritadaki yeri çok önemli. İşte Avrupa, Doğu, Batı sentezi vesaire ulaşım anlamında, ama bunun dışında böyle bir dönemde, şu an, şunu kastediyorum böyle bir dönemden kasıt, küresel ticaret savaşlarının bu kadar agresif olduğu, Amerika'nın politikalarının bu kadar politikalarının strict olduğu bir dönemde, Türkiye'nin mesela Asya ile biraz daha yakınlaşma olasılığı ve o ticaret savaşları acaba küresel ticaret hacmini düşürecek mi endişelerinde, bu İpek Yolu projesi ne kadar kendine yer bulabilir?
Çok güzel sorunuz. Şöyle cevaplayayım. Bir kere dünya küçülüyor. Bu bir gerçek. Zaman hızlanıyor. Bu da bir gerçek. Ve bu ticaret savaşı dediğimiz olaylarda geliyor geçiyor. Yani bunları uzun vadede bir sorun olarak bakmamak lazım. Bunlar artık bizim hayatımızın bir parçası. Dolayısıyla altyapı çok önemli. Ki ben bugün Türkiye'ye geldiğim zaman Amerika'da köprüler, yollar bunlara baktığım zaman gurur duyuyorum. Dolayısıyla İpek Yolu derken altyapı konusunda ve bu altyapının da akıllandırılması konusunda ve güvenli olması konusunda. Biz akıllı derken Panasonic olarak her zaman akıllı ve güvenli diyoruz. Çünkü akıllının içinde zaten güvenli olması lazım ki bu İpek Yolu'nun içindeki bu güvenlik çok önemli bir proje. Dolayısıyla bunları entegre edebilirsek ve Türkiye'de de bir takım özel projelerle bunları İpek Yolu'na açabilirsek bence Türkiye'nin bu konudaki avantajı çok güzel ve bu konferans da ben inanıyorum ki bu konuda çok güzel tartışmalar ve konuşmalar olacak. Peki, gerçi aslında bizim son dönemlerde hani bu İpek Yolu projesine ek olarak konuştuğumuz tek kuşak tek yol projesi de Türkiye'de çok fazla konuşuluyor. Şimdi o tek kuşak tek yol projesi konuşulurken önümüzdeki dönemde tabii hep Türkiye ve Çin ilişkilerini konuşuyoruz. Japonya ne kadar devreye girebilir burada? Onu detaylandıralım mı? Yani şimdi ve hani Türkiye Panasonic için önemli mi, ne kadar önemli? Orayı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Türkiye Panasonic için çok önemli. Ben İstanbul'da doğan büyüyen bir insan olarak Japonya'da bir sene yaşadım. Ve iki kültür arasında çok büyük ve güzel bağlılıklar da var. Japonya teknolojiyi kendi sosyal konumuna ve yapısına çok güzel entegre etmiş bir ülke. Dolayısıyla Türkiye ile Japonya arasındaki bayraklara bile baktığınız zaman Japon bayrağı beyaz, arkası Türk bayrağı kırmızı. Onlarda güneş var kırmızı, bizde beyaz ay yıldız. Enteresan bir bileşim var. Dolayısıyla pazar bunun üzerine, büyüklüğü olarak mesela pazar büyüklüğü bize olarak, benzer mesela IMEI bölge gelişen ülkeler içerisinde işte bunun içerisine nereyi koyabiliriz? Rusya'yı koyabiliriz tabii, belki değil mi? Tabii. Güney Afrika'yı koyabiliriz. Türkiye'nin bize benzer ülkelerde hani Türkiye'nin pazar büyüklüğü olarak da önem arz ediyor mu? Kesinlikle ediyor ve Japonya'nın veyahut da Panasonic'in Türkiye'ye bakış açısı bugün Türkiye deyip sadece bizim ülkemizden bahsetmemek lazım. Bugün Türkiye'nin politik olarak da Afrika'yla, Orta Asya'daki Türkiye, yani Türk ülkeleriyle pek çok bağlantısı var. Dolayısıyla jeopolitik olarak ve de politik olarak son zamanlarda Japonya ve Panasonic Türkiye'ye güzel bir köprü olarak bakıyor. Hem sosyal, hem teknoloji, hem de kültür açısından. Dolayısıyla ben bu zamanda çok güzel fırsatlarımız var derim. Çin'den de birazcık Japonya'ya ulaşalım derim. Peki birazdan tekrar hani birkaç sorum daha varsa merak ettiğim konular var ama tekrar Aysin Kara'ya dönmek istiyorum. Bu aslında konferansın gelişimine biraz baktığımızda ilk Türkiye'de 5. dedin değil mi Aysin? İlk konferansla bu konferans arasında ne gibi farklılıklar var? Mesela talepler ne doğrultuda? Eleştiriler nasıl? Hangi konular konuşuluyor? Hangi konular eksik kalıyor? Türkiye'nin bu anlamda bu tarz konferanslara sahipliği yapması için nelere eğilmesi gerekiyor? Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. İlk yılımızda hatırlıyorum ben o yılda yine proje direktörü olarak konferansa çalışıyordum. Şimdi ilk yıl biz daha çok işte lojistik nasıl olacak, lojistikte süreçler otomotiv üreticileriyle ya da diğer bileşenlerle nasıl daha iyi olabilir, tedarik zinciri nasıl iyileştirebilir gibi konulara yoğunlaşıyorduk. Biz tabii ki yine global bakış açısıyla sürücüsüz araçlar konusunu, connectivity konusunu, bağlı araçlar konusunu dahil etmiştik bir sunumla. Çok iyi hatırlıyorum. Yurt dışından bir konuşmacımızla birlikte. Ama o zaman ya bu konuyu şu an niye tartışıyoruz diye tepkiler vardı bize ilk yılımızda. 5 sene önceden bahsediyorum. Şu an biz artık connectivity, sürücüsüz araçlar, bağlı araçlar konusunun ne olduğunu geçin. Nasıl daha iyi adapte oluruz, nasıl biz bunu hayatımıza sokarız konuşuyoruz. Ki bu 5 yıl içerisinde yaşanmış çok büyük bir gelişimi aslında sektörde bize açıklıyor. Biz konferansta her yıl bunu yaşıyoruz. Son 2 senede özellikle yaşadığımız gelişme de beklenti de bu yönde zaten. Biraz önce de bahsettiğim gibi sadece sektördeki ana oyuncuları değil de diğer çevresindeki sektörleri de otomotiv sektörüyle bir araya getirecek bir platforma ihtiyaç olmuş olması. Ki biz bunu sağlamaya çalışıyoruz son 2 senedir. Bu sene de özellikle buna yoğunlaşıyoruz. Bu da neyi sağlıyor? Daha farklı bakış açısını sağlıyor. Sadece orada bir tedarikçiyle ana üreticinin buluşmasından ziyade bu firmaların bir 3 boyutlu yazıcı firmasıyla buluşmasını sağlıyoruz. Örnek veriyorum. Geçen sene konferansımızda 3 boyutlu yazıcıyla motosiklet parçası üreten, hatta Volkswagen'e araçlarında kullandıkları parçayı üreten bir sponsorumuz vardı. Konferansı orada getirmişlerdi. Yine geliyorlar bu sene 3-4 gün adında bir sponsorumuz. Şimdi bu tür Altmaker, Hollanda merkezli. Şimdi bu tür şeyleri konuştuğumuz zaman bu da tabii ki sektörün geleceğine bize ışık tutuyor ve hiç bundan da hani bir haber sektör oyuncularında orada yeni şeylerle tanıştırmış oluyoruz aslında.
aslında orada otomobilden, otomotiv sektöründen çıkıp artık bir teknoloji üssü olmaya gidiyor dünya her yerde. Ve hayatımızın her yerinde hani bu akıllı, akıllı araç, akıllı teknoloji. Biraz anlatır mısınız mesela bu son teknolojiler içerisinde neler var? Hem Panasonic özelinde söyleyeyim hem de gerçekten ben Silikon Vadisi'nde nelerin olup bittiğini de merak ediyorum. Çünkü orada biz işte Cuma günleri girişimcilik dünyası programı yapıyoruz Ozan Hoca ile beraber. Ve Silikon Vadisi'nden farklı sektörlerde birçok teknoloji üstünde çalışması olan kişileri ağırlıyoruz. Orada başka bir dünya var. O yüzden biraz bize oranın daha penceresini açmanızı rica edeceğim. Anlatayım memnuniyetle. Önce yanlış şunu söylemek istiyorum. Ersin Bey'i bir yerde takdir etmek lazım. Ben çok konferansa katılıyorum dünya üzerinde ve dünyada gördüğüm en üst seviyede konferanslardan bir tanesi ki bu özellikle kadınlarla alakalı bir kahvaltıları var. Çok enteresan. O siz çok de orada mutlu. Görmek isteriz. Evet. Evet gerçekten. Evet, yani genelde kadınların çünkü biraz daha işte mühendislik, otomotiv, analitik şeylerden daha uzakta durduklarını biliyoruz. En azından Türkiye özelinde böyle. O yüzden bence Dünya Otomotiv Konferansı'nda kadınlar için böyle bir etkinlik olması da çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz tabii. Ben orada çok kısa bir şey değinmek istiyorum. Aslında geçen sene ilk başlattık. Siz de yine bu sene de bekliyor oluruz. Bu kadınlar kahvaltısından yola çıkarak otomotiv sektöründeki biz seneye yeni bir proje için de aslında bir adım attık. Onu da paylaşmak isterim. Almanya'da otomotiv sektöründeki kadınlarla ilgili sadece ona özel bir zirvemiz olacak. Hatta en son PSA Strüe'nin dün itibariyle çok değerli bir kadın yöneticidir. Dünyadaki en önemli kadın yöneticiler arasında onayını da aldık. O da bizimle olacak seneye Süper, Haziran'da. Almanya'da olacak. Almanya'da olacak. Önümüzdeki. Yani bu da aslında Dünya Otomotiv Konferansı'nın bir bir fidanı mı denir artık? Yani buradan çıkan oluşumu. Bir oluşumu olaraktan böyle bir yeni bir proje fikri de ortaya çıktı diyebiliriz. Ben tekrar o zaman Hakan Bey'e söz vereyim. Tabii. Şimdi Silikon Vadisi enteresan bir yer. Neden enteresan bir yer? Bir kere Silikon Vadisi'nde düşünce olarak herkes dünyayı değiştiririz diye işe gidiyor her gün. Bu çok önemli. Çünkü biz buraya gelmeden tabii sadece konferans değil, bir takım incelemeler de yaptık. Mesela Eskişehir'e gittim ben. Eskişehir'de Bursa, Eskişehir, Bilecik kalkınma bölgesi var. Ve Eskişehir bir yerde havacılık üssü haline gelmiş. Havacılık teknolojisi. Pek çok aktiviteler var. Bursa zaten otomotiv. Ve havacılıkla otomotiv bir araya geliyor. Dolayısıyla bu endüstri ve toplumu çeken teknolojiler ki bunların içinde tabii bilgi iletişim de var. Silikon Vadisi'nde çok güzel ortam var. Ortam var derken bir kere bu bir güvenle başlıyor. Bir böleceğim, şöyle parantez açacağım. Konu herhalde değil mi vadi değil. Yani biz de mesela şu an işte değil mi Tuzla tarafında değil mi Teknokent? Teknokent kurduk ama Teknokentlerle vadi olmuyor. Düşünce. Vadi bir düşünce ve yani nasıl bir dünya yaratmak istiyorum dediğiniz zaman ki mesela Panasonic'in kurucusu Konosuke Matsushita diyor ki her gün işe çocuk olarak gelin diyor. Yani çocukların yaratıcılığı Silikon Vadisi'nde ölmüyor. Benim en çok sevdiğim Silikon Vadisi aslında bir program yapsak harika mesela göreceksiniz bu takım yatırım veyahut da kuluçka merkezlerinde oyuncak yerleri var. Yani insanlar hem giriyor oraya birazcık bir şeyler yapıyor hem de çocuklarını getiriyorlar. Ve çocukların içinde o kadar enteresan fikirler var ki şunu anlatayım Silikon Vadisi'ni birazcık örnek vermek için. Benim eşim öğretim görevlisi ve bu tam Google'un dışındaki bir yerde öğretmenlik ve direktörlük yapıyor. Çocuklardan bir tanesi diyor ki eşime neden diyor herkesin böyle telefonu var? Aslında bir kulübe olsa diyor bu kulübenin içinde herkes telefonunu kullansa yanlarında telefon taşımasa diyor. Yani çocukların düşünce şekli bizim seneler önceki telefon kulübesi olayı. Çünkü onlara ters geliyor. Neden ters geliyor bir küçük çocuk olarak? Fakat orada önemli olan o çocuk dünyayı değiştirebileceğinin güvenini taşıyor. O ortam var. Benim en çok Türkiye'de istediğim bizim bu güveni sağlamamız ki bugün Tuzla'da veyahut da Etiler'de, İTÜ'de çok güzel teknoparklar var. Evet. Çok güzel teknoloji var. Bizim bence tek üzerinde çalışmamız gereken ülke olarak bu güvenimizi arttırmak. Yani Silikon Vadisi'nin sırrı bu güven. Birçok aslında ülke Silikon Vadisi'nin taklitini yapmaya çalışıyor. Evet. İşte biliyoruz Almanya değil mi uğraşıyor. Evet. Ama dediğiniz gibi zannediyorum ki bu konu biraz daha düşünce yapısı. Kesinlikle. Peki şunu da sorayım mesela işin ucunda çünkü mesela Twitter'dan izleyiciler de yazıyor. Konunun tabii ki bir de maddi boyutu var. Yani teşvikler. Ne kadar yatırım ayıracağınız. Türkiye son dönemlerde çok büyük aslında beyin göçü veriyor. Yani bizde çok çok iyi yetişmiş analitik beyinlerin işte Amerika'ya gittiğini, Avrupa'ya gittiğini ya da Asya ülkelerine gittiğini görüyoruz. Bunun önüne
geçmek için de iyi koşulları sağlamanız gerekiyor. Bunun içerisinde belki değil mi demokrasi, özgürlük, hukuk sağlanan koşullarda belki de yaşam standartının yüksek olması birçok şey barındırması gerekiyor ki o beyinleri de burada tutabilin. Doğru, doğru. Benim orada söylemek istediğim Güzel Hanım aslında çok enteresan. Tabii eğitimi de biraz açmak lazım. Hepsini herhalde. Açmak lazım. Hı. Ve bu society 5.0 dediğimiz hani toplum 5.0 bunlara da dokunuyor. Dolayısıyla Japonya'da mesela yaşlanan bir nesil var. Ve gençler Japonya'da dünya üzerinde dolaşmak istiyor. Dolayısıyla dünya küçüldüğü için aslında ben buna artık beyin gücü demiyorum. Çünkü orada mısınız burada mısınız pek önemi olmuyor. Önemli olan bu bağlantıyı koparmamak. Yani ben Amerika'da olsam da Türkiye ile alakalı pek çok aktivitelerim oluyor. Belki oradaki rolüm farklı oluyor. Dolayısıyla beyin göçünü buradan ayrılmak değil de bu bağlantıyı sürdürmek açısından ve dünya üzerinde Türkiye'nin genişlemesi açısından olumlu şekilde bakmak lazım. Eğer öyle bakarsak pek çok ülkeler ki örnek verebilirim. Dünyanın her tarafında bu ülkelerden insanlar var. Fakat aralarındaki bağlantı o kadar güzel ki mesela bazı ülkelerden Silikon Vadisi'ne her ay, her iki ayda bir 40-50 kişilik, 60 kişilik, 100 kişilik mesela böyle gruplar geliyor. Hı-hı. Onlar sunum yapıyor. Yani Türkiye ile de bizim yurt dışındaki bu beyin gücümüzü birleştirip bu tür bağlantıların sürekliliğini sağlamak lazım ki bu tür konferanslar sabah Ersin Bey'le onu konuştuk. Bunları bizim yurt dışında da yapmamız lazım. Yani Türk ekibi olarak, Türk grubu olarak ve sadece Türk değil bu bölge içinde neler yapabiliriz diye bölgeyi düşünmek lazım. Yani bölge kalkınırsa veyahut da bu yöre kalkınırsa, İpek Yolu olursa bizim bence dünyanın küçülmesindeki katkımız çok çok daha büyük olacak. Peki yani genç nüfus da önemli aslında. Japonya örneğinden de yola çıktınız. Türkiye'deki genç nüfus da bu anlamda değil mi? Daha iyi işler için muhakkak kullanılabilir bu kadar genç nüfusu varken. Şunu sorayım, birkaç izleyici de sormuş. Mesela elektrikli araçlar artık revaçta. Türkiye'nin bu yola daha fazla daha çabuk girmesi gerekmez mi? Otomobil, oto ve mobilite dediniz. Artık otomotivlerin içerisinde yani otomobil araçların içerisinde ne gibi teknolojiler kullanılıyor? Hı-hı. Daha üst teknolojilere dair hazırlık süreçleri var mı? Panasonic neler yapıyor diye de merak ederler. Şimdi Olimpiyat Tokyo 2020 üzerine baktığınız zaman Panasonic bu olimpiyatın bir parçası. Destekleyicilerinden bir tanesi. Bizim oradaki olayımız insanların etrafındaki yer, bu konum. Ve bu konum yer olabilir İstanbul olarak veyahut da bu stüdyo olabilir. Mikro yerde. Önemli olan insanların bilgiyle olan ihtiyacını insanların bulunduğu yerle bağlamak. Siz arabanın içindeyseniz, arabanın içindeki şartlar veyahut da dışarıdaki konumlarla bu ortamı nasıl bağlayabilirsiniz? Bir veri olayı var, bilgi olayı var. Bir bu bilgiyi sürücüye veyahut da arkadaki insanlara yönlendirmek var. Ama en önemli olan insanların üzerinde hareket edebileceği bilgiyi vermek. Amerika'da çok enteresan. Neden büyük bu şirketler otomobilin dışında otomobil içine giriyorlar? Sebep çok basit. Çünkü otomobilin içinde siz Amerika'da pizza arıyorum dediğiniz zaman bunun doğal sonucu arabadan pizza alacaksınız. Dolayısıyla bu bizim ticaret dediğimiz olay arabanın içine kayıyor. Aynı şekilde uçaklar da öyle. Mesela eğer otomobil kendi kendine gidiyorsa bir otomobille uçağın içi aynı. Dolayısıyla Panasonic'in uçak bölümüyle Panasonic'in otomobil bölümünün arasında da çok güzel projelerimiz var. Dolayısıyla Panasonic'in stratejisi sadece tek bir dikey bölgeye bakmamak, yatay bir bölgeye bakmak kesinlikle. Ve bunun üzerinde insanın nerede doğayla veyahut da çevreyle olan ilişkisini mükemmel optimum hale getirmek. Peki strateji değişikliğine gidilmesi gerektiğini nereden anlıyorsunuz? Nasıl analiz ediyorsunuz? Çünkü hep bunu merak etmişimdir yani. Bu çok önemli. Yani bir strateji gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki dünyada bir şeyler değişiyor. Evet. Bu stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Nelere bakıyorsunuz? Hem onu sorayım hem de şu an öyle bir dönemden geçiyor muyuz? Yani ya da stratejilerimizi acilen değiştirmemiz mi gerekiyor? Dünya başka bir yere gidiyor mu sizce? Çok güzel. Şimdi biz tabii bu konuda yine dediğim gibi çocuklara bakıyoruz. Çocukların ne özelliği var? Mesela şimdi biz görüyoruz veyahut eşimden de birazcık bilgiler geliyor. İki çocuk aralarında münakaşa ettiği zaman birbirlerine böyle yapıyorlar. Aynı iPad gibi. Yani o sayfayı geç gibilerinden. O kadar enteresan ki mesela bir çocukların önüne yeni bir ürün koyuyoruz. Hemen anlıyorlar nasıl kullanılacağını. Halbuki biraz daha yaşlı bir insanın önüne böyle ürünler koyduğunuz zaman dolayısıyla insanların teknolojiyle ilişkisi değişiyor. İnsanların ihtiyacı değişiyor. Bugün hepimiz bu masada, seyircilerimizde bilgiyi işlemekte, bilgiyi değerlendirmekte zorluk çekiyoruz. Çünkü o kadar çok bilgi var ki ve bunun yanında o ana uygun olan bilgi hangisi? Dolayısıyla bu bilginin insanlara anında ulaştırılması için ki
bu çok değerli bilgi olup, yani bu bir deprem bilgisi olabilir, bu bir güvenlik bilgisi olabilir, bu bir alışveriş olabilir veyahut havaalanındaki ihtiyaçlarınız farklı. Önemli olan burada insanların ihtiyaçlarıyla Panasonic'in platformunun birleştirilmesi ve de Türkiye gibi ülkelerde bunların bir laboratuvar olarak incelenip üniversitelerimizde buradaki yeni fikirlerle değerlendirmek. Ben bu konuda çok umutluyum ve bu konferansın da çok faydalı olacağını tahmin ediyorum. Peki son birkaç dakika içerisinde Ersin Kara'ya sözü verip tamamlayalım. Eklemek istediklerim varsa Ersin. Konferans özelinde de tabii. Ben bununla ilgili aslında çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani bu dönüşüme ihtiyacımız olduğunu ne zaman anlarız diye. Şimdi baktığınız zaman yine 5 sene örneğini verirsek 5-6 sene önce biraz bağımsız bir konu ama belki sosyal medya uzmanı falan gibi bir pozisyonlar yoktu bile. Bunlar aslında değişen dönüşen sadece otomotiv değil tabii ki bu diğer sektörlerde de aynı şekilde dönüşen sektörün bir ihtiyacı olarak artık çok küçük firmalar bile yani bir şekilde biz de bir yerden bir şey sosyal medyayı kullanabilir miyiz? Orada bir pazarlama ihtiyacı olduğunu hissediyorlar doğal olarak insanlar. Bu dönüşüm de aslında otomotiv sektöründe de girişimciler tarafında, girişimciler bir nevi bu dönüşüme zorluyor diye ben düşünüyorum. Bizim yine Almanya'dan gelecek Almanya Girişimciler Derneği Başkanı var. Söylediği şey şu yaptığımız röportajda. Ben teknolojiye inanmıyorum. Biz teknolojiye inanmıyoruz diyor. Yani biz burada nasıl teknolojiyi kullanacağız şu an konuşurken biz teknolojiye inanmıyoruz diye bir söylemi var. Benim çok hoşuma gitti. Teknolojiyi biz bir araç olarak görüyoruz. Yetmediği durumunda yenisini üretiyoruz. Bizim yaptığımız bu diyor. Şimdi böyle yaptığınız zaman bir bilinmeyenle rekabet tabii etmek durumunda kalıyorsunuz. Ne kadar büyük bir firma olursanız olun. Bu da yani aslında yine orada farklılıkları getiren noktalar arasında olacak diye bahsedebilirim en son peki olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Ersin Kara'yı ağırladık. Worldwide Partnership Plan'ın proje direktörü. 4-5 Ekim'de Wyndham Levent'teyiz efendim. Dünya Otomotiv Konferansı'nda dinleyeceğiz. Ben de orada olacağım. Ve Hakan Köstefen, bizi kırmayıp katıldığınız için ve değerli bilgilerinizle aydınlattığınız için diyeyim. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Panasonic Amerika Silikon Vadisi Strateji Direktörü, kendisini ağırladık. Bloomberg HT'de sektör raporundan bugünlük bu kadar. Birazdan Focus programı karşınızda olacak.